Evde sağlık birimimiz ihtiyacı olan hastaların evlerinde tahlil, tetkik, yara pansumanı, sonda değişimi gibi hizmetlerini yaparak hasta ve hasta yakınlarına da eğitimlerini vererek evinde hizmet veren bir sağlık dalıdır, birimdir. Hafta içi her gün saat 8 ile 4 arasında hizmet veriyoruz. Kriterlerimiz hastanın yatağa bağımlı olması veya felçli hastalar, ameliyat sonrası yara pansumanı gerektiren hastalar, hastaneye gelemeyecek durumda olup evinde kan tahlilleri alınacak hastalar, Alzheimer, demans gibi farklı tip demans hastalıkları, kronik rahatsızlıkları olan hastalar, bu tip hastalara hizmet veriyoruz. Yani başkasına muhtaç, engelli, felçli, yatağa bağımlı hastalar genel olarak. Kayseri Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi 2019 yılında faaliyetlerine başladı. 2019 yılından bu yana hastalara evlerinde ziyaretler yapıyoruz. İki ambulans, üç ekip aracımızla hizmet veriyoruz hastalarımıza. 2019 yılında faaliyete geçen birimimizde 2019 yılında takip ettiğimiz 919 tekil hastaya 2329 ziyaret yaptık. 2020 yılında, pandeminin olduğu yılda, 1823 tekil hastaya 5105 ziyaret yaptık. 2021'de 2408 tekil hastaya 7671 ziyaret yaptık. 2023'te 9700 tekil hastaya 27322 ziyaret yaptık. Buradaki artışın sebebi ekip aracımızın sayısının artmasıydı. 2024 yılında da şimdiye kadar 3667 tekil hastaya 11042 ziyaret yaptık ve devam ediyoruz ziyaretlerimize de. Yandı hissi falan. İlaçlarını da düzenli olarak evet. Alıyor. İlaç raporu ihtiyacınız olduğu zaman çağırıyorum ben. Bizim konsültasyon kağıtlarımızla ilgili uzman doktora yönlendiriyoruz ve ilaç raporlarınızı çıkartıyoruz. Evet. Geldiler. Tüm hepsinden Allah razı olsun. Sırtım için geliyorlar. Her gün yapıyorlar. Sağ olsun. Sırtınızda ne vardı? Enfeksiyon. Enfeksiyon var. Enfeksiyonum var sırtımda. Onun için geliyorlar abiler, ablalar. Evet. Sefeli meningomu yasel. Ondan dolayı sırtında bir açıklık oldu ameliyat olduğu için. Böyle ekipler de gayet güzel ilgileniyorlar. Hiç de enfeksiyon almadı. Evet, ben kendim götürüyordum. Ben kendim götürüyordum sırtına da, işte raporlarına da. Bunu öğrendikten sonra ben artık çocuğu götürmüyorum. Ekipler geliyor, gerekeni yapıyor. Ben kendim gidip hallediyorum onlar halledince. Ben zaten 15 yıldır...